Herkese merhaba. Hatırlarsanız biz fikstürlerimizi bulamadığımız zaman kendimiz yazıyorduk ya da işte Avalice'ın sitesine girip bazı fikstürleri karşılaştırıp Pearl ya da Titan için tek tek kanalları karşılaştırıp uygun olanı kullanıyorduk. Tabii bunu aramak da bayağı zor oluyordu. Şimdi bunun kolay bir yöntemini buldum ama bunu yapmanız için kullandığınız robotun kanal listesini biliyor olmanız lazım. Hemen ben şurada Sharpie'nin Clipex Sharpie'nin kanal listesine bakacağım. Bakıyorum. Neredeydi bunun kanal listesi? DMX kanalları. Standart moduna 16 kanal listesi burada elimde var. Aldığınız robotun mutlaka kullanma kılavuzu oluyor. O kullanma kılavuzundan kanallara tek tek bakarsınız. Şimdi bir site buldum. Bunu bir Avalice kullanıcısı geliştirmiş. Sitenin linkini aşağıda veririm size. Onu şöyle yeni pencerede açayım. Bizden sitenin istediği bazı kanalları istiyor. Tamamını değil. 6-7 tane bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kanalı doğru girdiğinizde benzerlerini size karşınıza çıkartıyor. İsmini, cismini ve aynı yazılmış bütün kanalları buluyor. Nereyi tarıyor? Bu Personality Library, yani bu Avalice'in orijinal bu robot listesini tarayarak işlem yapıyor. Şimdi bakalım burada ne var? Pan. Pan'ımızı seçtik. Bu da orijinal robotumuzun, Sharpie'mizin ya da işte elimizde bulunan robotun listesi. Kanal 10'daymış Pan. Yazıyorum 10. Sonra ne var? Tilt. Burada tilt kanal 12'deymiş. Yazıyorum 12. Burada sonra bu robotta dimmer de var. Dimmer 3'teymiş. Bunu da yazıyorum 3. Sonra bu robotta shutter var. Bakıyorum 2. İkinci kanal. İkinci kanal. Başka RGB yok. Gobo var. Gobo burada 4. kanaldaymış. Dördüncü kanalda. Başka Sharpie'de olan kanal Prisma. Evet. Prisma kaçtaymış? Prisma da 5. kanaldaymış. Kanalları yazdıktan sonra sayfayı büyüteyim. Şurada search var. Search'e basıyoruz arkadaşlar. Bu gördüğünüz bizim az önceki yazdığımız kanallarla uyuşan robotların listesi. Nereyi taradı bu? Avalice'in kendi web sitesindeki personality sayfasını taradı. Biraz bilindik bir isim bulacağım. Buluyorum şimdi, bakalım ne var. Fine Art. Extreme 280 standart modu. Hemen şu Fine Art yazısının üstüne tıklıyoruz. Bize sol tarafa bir liste açtı. Şöyle yapayım. Karşılaştırıyorum. Color, color, shutter, strobe, dimmer, dimmer, işte gobo, gobo, prisma, 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 rotation, tilt, pan, focus derken en son kanal kontrol. Tamam, doğru. Şimdi bizim kanal listemiz doğru. Biz ne yapacağız şimdi? Bu Fine Art Extreme 280 standartın D4 dosyasını, yani Titan için olanı masa üstüne indireceğiz. İndirdik. Buna da şöyle yaptık. Bu artık bunlara ihtiyacımız yok. Fine Art'ı açalım. Bunu çalıştırmanız için bilgisayarınızda Personality Builder olması lazım. Modele gelelim. Bize standart lazım. O zaman Extended'la 16 bit modu siliyorum. Standart listesinde standartın üzerine tıklayken şuradan channel'ı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi 16 kanal. Hata varsa diye, Titan'da herhangi bir hata yok. Titan sayfasında. Classic Pearl'e geçiyorum. Biraz daha büyüteyim. Kırmızı olanları buralara koyuyorum. Fark eder bu aslında ama şimdi hızlı olsun diye koyuyorum. Sonra ben bunu ne yapacağım? R20'ye çevireceğim. Bu şekilde kaydedersem D4 olarak Titan için kaydetmiş olurum. Ama ben R20 ve D4. D4'üm hazır. Save dediğimde zaten bu otomatik olarak D4 burada. Biz R20'yi çıkartalım. Visualizer için istemiyoruz. Hayır. Masa üstüne çıkart dedik. İsimden dolayı hata verdi. Yok saydık. R20 dosyamız burada. Şu da gördüğünüz gibi D4. Kontrol edelim bunun kanallarını. Birlikte açalım. Notepad ile.
16 kanal mod gördüğünüz gibi burada. Şimdi ben daha önceden göstermek için çalışıp çalışmadığını Visualizer'a şey peşlemiştim, Sharpie. Onu da gösteririm şimdi. Sharpie olup olmadığını görürüz hep beraber. Design'a bastık. Sağ tıkladım. Flypack'i Sharpie adresi 1. 16 kanal modda. En sondakini açıyorum. Flypack'i Sharpie gördüğünüz gibi burada. Adresi 177. Tekrar bunu Run moda alıyorum. Simülatörü aldım. Kenara çektim. Hazırda duruyor. Perl simülatörümü açıyorum. Simülatöre benim şimdi bu masa üstündeki R20'yi yüklemem lazım. Sildik robotu. Masa üstündeki şeyi gösterelim. Patch, fixture, masa üstündeki fine art gördüğünüz gibi seçtik. İstemiyoruz dedik. Birden 12'ye kadar patchledik. En son şöyle fixture listesine de bakalım. Gördüğünüz gibi Sharpie değil bunlar. Fine art ama bunlar Sharpie'ydi. Bakalım kanallar uyacak mı? Birden 12'ye kadar seçtim. Menü locate dedim. Gördüğünüz gibi hızlıca çalıştı. Tilt'e bakıyorum. Güzel. Bana bakıyorum. Yerinde. Shutter yapalım. Evet, shutter'da çalışıyor. Renkleri kontrol edelim. Renkler de yerinde. Gobolara bakalım. Gobolar da yerinde. Yani yapmamız gereken şey şu. Çalışıyor. Her şey normal. Sadece şu siteye girip linkini aşağı vereceğim. Bu siteye girip bizden istenen birkaç tane kanalı buraya girip kanal numaralarını buraya yazıp search tuşuna basmak. Search tuşuna bastığımızda bize onunla uyumlu olan kanal listesi birebir olan robotları şuradan tarayarak bize buluyor. Zaten bize bulduğu D4 dosyası. D4 dosyasını indirdikten sonra kendimiz Titan için kullanacaksak direkt kullanabiliriz. Şey için kullanacaksak, Perl için kullanacaksak da buradan kullanabiliriz. Başka var mı anlatacağımız bir şey? Yok. Teşekkür ederim. Bu bayağı bir işinizi kolaylaştıracak. Artık fixture yazma işine neredeyse son verebilir bu işlem. Hepinize kolay gelsin. Herkese iyi çalışmalar.